kız çocuğu spor yapamaz. Erkeklerle dövüşmek zorunda kalıyordum. Ben dedim yapamıyorum. Acıyor, canım acıyor yani. Çok büyük madalyalara ulaştım. 19 yaşındaydım ve olimpiyatlarda yarıştım. Belimden aşağı hissetmiyordum. Kalk dedi ayağım. Böyle beni sirkeledi. Kendine gel dedi. Daha dedi bitmedi. Pes etmeyeceksin ya. Tamam, bacak kopmuş olabilir. Yeter ki bugün o altını ülkeme alayım. Küçük bir kız çocuğunun Türk tarihine geçiş noktası. Nur Tatar, 1992 Van doğumlu. İlkokul, ortaokul, lise öğrenimimi Van'da okudum. Bu süreç içerisinde babamın profesyonel sporculuk hayatından dolayı aslen Vanlıydı ama normalde Ankara'da yaşıyorlardı ve Van'a dönüyorlar. Orada antrenörlük hayatına devam ederken yaşamımızı oraya kuruyoruz ve 5 yaşında tekvando ile tanışıyor. Tabii bu tanışma hikayesinin öncesi de mahallede çocukları döven bir kız çocuğu var ortada. İnanılmaz hiperaktif bir çocuktum. Asla tutamazlardı beni. Bisikleti alırdım, kaçardım. 3-4 saat bisiklet sürerdim. Sokak oyunlarıyla büyüdüm ama yanı sıra böyle yanlışlığa, haksızlığa o yaşta bir tahammülüm yoktu. Babamın spor salonu vardı. İsmi de Olimpiyat Spor Merkezi'ydi. Bir hayal gibi, bir oyun gibi başladı aslında her şey. 2 yıl, 3 yıla yakın bir süre geçti. Baktım ki ben seviyorum bu işi ve ben 8 yaşında babamın spor salonundan merdivenlerden her inerken olimpiyat halkalarını görüyordum. Olimpiyat hedefi aldım. Evet, ben de bir gün orada olacağım. Ve tabii orada yarışacağız diye bir hedef koydum. 2001 yılında dövüşmeye başladım. Ben tam 10 yaşında siyah kuşağı aldım. Asıl hayatımın çok daha böyle farklı bir döngüsü. Doğuda kız çocukları, biliyorsunuz şu an günümüzde de var, her zaman var. Asla spor, ki o dönemde asla yapılmıyordu. Benim tekvandoya start verdiğim dönem 1998 yılıydı. Ve benim babam Kürt bir ailenin çocuğu ve aşiret bir aile. Bütün neredeyse ailesi babama karşı çıktı. Kız çocuğu tekvando yapmaz, kız çocuğu spor yapamaz. Benim babam hepsinin karşısında dimdik durdu. Ne olursa olsun benim kızım hayal ettiği, hayalini kurduğu, hedeflediği ve gerçekten istediği yolda yürüyecek ve o yolda da ben her zaman onun yanında olacağım diye. Ve bu böyle bir süreçte onca erkek sporcunun arasından tek bayan sporcu olarak antrenmanlarımı yapıyordum. Ve her antrenman müsabakasında erkeklerle dövüşmek zorunda kalıyordum. Çünkü kız sporcu yoktu. Bu spora başladım ve başarılar elde etmeye başladım. Ve o başarılarla birlikte birçok kız çocuğunun önünü açtım. Normalde erkeklerle dövüşerek çok daha iyi bir noktaya geldim. İlk başlarda çok ağlıyordum. Canım acıyordu çünkü hani bir kız çocuğusun ve 8-9 yaşlarındasın. Erkeklerle dövüşmek zorundasın. Ve onun ayrıca bir psikolojik savaşı da vardı. Ve tek başınasın. 10 yaşındayken antrenmanda çok ağır bir tekme yedim burnuma bir erkekten. Ve ben hüngür hüngür ağlıyorum. Bütün doboğum kan içerisinde. Burnumdan kan aktı. Dışarı çıktım ve bir baba kızını gördüğünde nasıl bir tepki verir? Kalkar, koşar, üzülür, ağlar. Babam istifini asla bozmadı. Ağlıyorum. Ne oldu sana dedi. Tekme yedim baba dedim. Ben dedim yapamıyorum dedim. Çok zor yani, artık dayanamıyorum. Acıyor, canım acıyor yani. Sil dedi o dedi burnunu dedi. Eğer dedi gerçekten bir gün İyi bir şampiyon olmak istiyorsan o kollarına sileceksin burnunu, içeri gireceksin ve her şeye rağmen orada antrenmanı bitireceksin dedi. Oyuncaklarımla oynamayı tercih ediyorum ya da normal bir hayat yaşamak istiyorum diyorsan bir daha bu salona adım atmayacaksın dedi. Benim o gün aslında bir noktada pes ettiğim noktada benim babam tekrar beni ayağa kaldırdı. O günden sonra daha çok hırslandım. Kendime yeni bir hedef daha koydum. Bir gün gelecek, hepsini döveceğim. Güçlü bir insan olmam lazım. Güçlü bir sporcu olmam lazım. En iyisi olmak zorundayım. Öyle bir noktaya geldi ki hayatım. Gün geldi, evet, hepsini dövmeye başladım. Antrenman içerisinde herkes 2 saat çalışıyorsa ben 3 saat, 4 saat, 5 saat emek veriyordum. Hani diyoruz ya, başarı hiçbir zaman göründüğü gibi gelmiyor. Çok arkasında her işte olduğu gibi profesyonel spor hayatında da çok fazla emek veriyorsun. Bu süreci böyle atlattıktan sonra zaten 2006-2007 yıllarına milli takıma girdim. O süreçte tabii yolculuğum artık milli takım kamplarında devam etti spor hayatı. Onunla antrenman yapmaya başladım. Ankara İller Bankası Spor Kulübü'ne transfer oldum. 2012 Londra Olimpiyatları'nda orayı temsil ettikten sonra, oradan ayrıldıktan bir süre sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi sporcusuydum. Neredeyse hayatımızın 12 ayı kamptaydı. Bu süreç içerisinde biz hep dövüşmek zorundaydık. Çünkü hep puan toplamak zorundaydık. Dünyada en top ilk 6'ya girmek zorundaydık. Her olimpiyat sonrası yeni bir olimpiyata start veriyorduk. Bir şeyin bitmesi bizim için çok önemli değildi. Evet, 2012 Londra Olimpiyatları bitti ama benim için yeni bir hedef başlıyordu. Sadece orada ringe çıktığında mücadele vermiyorsun. Sadece orada savaşmıyorsun. Onun dışında o kadar çok varlıkla savaş veriyorsun ki. Zorluklar, maddi, manevi, işte hayatın zorlukları, ailesel zorluklar. Süreçte inanılmaz bir performans vermek zorundayız. Yani %...
yüzünü vermek zorundasın. Yani ben antrenmanda işte %30'umu vereyim, maça çıkınca %100'ümü vereyim. Hayır, öyle bir şey yok yani. İlk Dünya Şampiyonası 2009 Danimarka'ydı. Sonra çeyrek finalde o mücadeleyi kaybettikten sonra benim için çok büyük bir yıkım oldu. Çünkü çok performansım iyiydi. İlk Dünya Şampiyonası'na yarışıyorum. 4. maçım ama çok başarılı bir sporcuya karşı mücadele ettim, kaybettim. Her kaybedişim benim için yeniden bir doğuş oluyordu. Kaybetmek asla aklımın ucundan bile geçmiyor. Çünkü hep kazanmaya, hep o altın madalyaya, ülkenin başarısı, bayrağın gönlüne çekmesi ve 83 milyon insanın bir duası var sırtında. Ve onunla mücadele etmek hiç kolay olmadı. Her yenilgi çok büyük zaferlerin habercisi. Arda arda Avrupa, Dünya, Uluslararası, Grand Prix müsabakalarında, Grand Slam müsabakalarında çok büyük madalyalara ulaştım. Ama asıl durum gelip çattığında ben 19 yaşındaydım. Ve olimpiyatlarda yarıştım. Evet, 2012 Londra olimpiyatlarında. Çok zor bir hayattan çıkıyorsun. Ve 8 yaşına koyduğun hayalin tam ucuna geliyorsun. Yani şöyle dokunabiliyorsun yani, anlatabiliyor muyum? Orada aslında izlediğin 2008 Beijing olimpiyatlarını ben var ya ağlayarak izledim. Yani o kadar çok orada olmak istedim ki size anlatamam. 2012 Londra olimpiyatlarında yarışırken ilk maça çıkmadan önce belimden aşağı hissetmiyordum. Gözlerimden yaş akmaya başladı. Antrenörümle şöyle yüz yüze baktık ve dedi ki sakin ol. Hocam dedim, nasıl sakin olabilir? Yani bunu şu an kaç yıl geçmesine rağmen anlatırken heyecanlanıyorum. O kadar değişik bir duygu ki orada mücadele ederken ailen, bütün halk, sevdiklerin, arkadaşların, birçok insan seni destekliyor. İlk olimpiyatlarda yarışıyorsun, 19 yaşındasın. Biraz sakinleştim, derin nefes aldım. Orada ilk maçıma çıktıktan sonra ilk maçımı aldım. Bir tık daha rahatladım fazlasıyla. O atmosferi biraz daha yakalayınca 12 bin seyircinin önünde dövüştüm. Yarı final maçını aldıktan sonra finale çıktım. Benim için Koreli ile dövüşmek aslında tamamen bütün dünyayla dövüşmek gibi bir şeydi aslında. Maç başlangıçtan sonra start verildi ve starttan sonra aynı anda biz birbirimize bir tekme attık. Ve benim tekmem çok daha netti. 3 puan ona çıktı, benim puanım çıkmadı. Psikolojik ben orada bir çöküş yaşadım. Ondan sonra hakemler tekrar kart gösterildi. Tekrar berabere geldi maç. Tabii Koreli ile dövüşmek o zaman biraz daha bizim için hem atasporları hem dünyada Kore denildiği zaman biraz daha bir tık daha herkesin iki adım öndeydi şeyi. Hakemlerin olsun, işte etrafın olsun, insanların bakış açıları, ülkelerin bakış açıları olsun. Ama orada elimden gelen bütün mücadeleyi vermeme rağmen olimpiyat ikincisi oldum. Çok ağladım. Yani inanamazsınız. Annem diyor ki, telefonla ilk annemle konuştuğumda, neden ağlıyorsun? Nasıl ağlamam dedim. Yani ben o altın madalyayı istiyorum. Ya diyor ki, sen 19 yaşında olimpiyatlarda final oynadın. Ve ne kadar büyük bir şeyi başardığının farkında mısın? Başaracaksın. Sadece daha çok çalışacaksın. Demek ki bir noktada daha eksiğin var. Ve ben tekrar hedefi koydum 2016 olimpiyatlarına. Tekrar start verdik, tekrar başladık. Aslında başarı aldıkça hayatın daha çok zorlanıyor. Neden zorlanıyor? Başarısız bir insan başarılı olabilir. Başarılı bir insan onu hep korumak zorundadır. Merdivenin 20. basamağına geldiğinde 19'a bile düşmeye senin hakkın yok yani. Ve o hep onu korumak zorundasın. Ve 2016 olimpiyatlarına hazırlandığımız dönemde tekrar 2015, 2017, 2019 bu süre içerisinde tekrar biz dünya şampiyonlarına yarıştık, Avrupa şampiyonlarına yarıştık ve hepsiyle madalyaya döndüm. 2017'de zaten dünya şampiyonu oldum. Güzel olan her şey çok zaman alır ve bunun için de gerçekten çok çalışmak lazım. Bir insan bu sadece spor için değil de bir şey yapıyorken onu çok sevmesi lazım. İsteyerek yapması lazım. Yoksa istese de zaten başarılı olamıyor ki yani. Tekvando denildiğinde direkt eşittir aşk benim için. Çünkü bütün hayatım, ömrüm sanki böyle gözümü açtım, doğdum ve ben tekvando ile yaşıyorum. Tekvando benim her şeyim. Ve ben 2016 Rio Olimpiyatlarını garantiledikten sonra kadar formdayım. O kadar top bir noktadayım ki artık daha tecrübeli, daha oturaklı bir kişilik ve karakter, daha iyi bir tecrübe. Ve ben orada ringe çıktığımda aynı şekilde yarı final maçına kadar çok rahat bir şekilde geldim. Yarı finalde benim ezeli bir Fransız rakibim vardı. Onunla mücadele ettik. Altın vuruşta maçı kaybettim. O kadar çok üzgündüm ki size anlatamam. Nasıl olur? Bu kadar iyiyim, bu kadar yani alabileceğime inandım. Hiçbir ihtimal yok yani yenilme durumu. Yani vermiyorum. Çok kötüydüm. Bizim federasyon başkanımız Metin Şahin geldi. Kalk dedi ayağa. Böyle beni bir sirkeledi. Kendine gel dedi. Daha dedi bitmedi. Sen dedi daha bu ülke için dedi bir madalya için daha yarışacaksın. Tamam başkanım, motive. Ve ben üçüncülük maçı yapacağım kişiye iki kere dünya şampiyonasında bir final maçında bir çeyrek maçında yenilmiştim. Kendisi çok atletik, çok iyi bir sporcu, çok başarılı bir sporcu. Kaybetme şansın yok. Tek bir maç. Bir tekme vurduktan sonra maç 3-3 geldi. Bir ceza aldı sanırım, 4-3 oldu maç. Ardına bir kafa tekmesi daha vurduktan sonra 7-3 oldu maç. Son bir 30 saniye falan vardı ve bunu koruyarak maçı aldım. Ne olursa olsun üst üste 2 defa olimpiyatlarda madalya alan tek kadın
sporcu oldum. Yani ülkemde tarih yazdım. Küçük bir kız çocuğunun başlayan hikayesinin bir Türk tarihine geçiş noktası. Benim için öyleydi. 2020 Tokyo Olimpiyatları kampında son 25 gün kala antrenmandayım. Tekme attıktan sonra bacağımda bir şey koptu diyorum. Tak diye koptu. Biceps femoris kısa başım koptu. Gözümden sadece yaş akmaya başladı. Bitti dedim. 5 yıldır beklediğin, çalıştığın, hayalini kurduğun o son, belki son olimpiyatların bitti. Son dakikaya kadar mücadelemi bırakmadım. Dövüşmek için elimden ne geliyorsa yaptım. Maça çıkmaya karar verdiğimde doktora dedim ki ne olur lütfen bana öyle bir iğne vurun. Gerçekten o bacağımın olduğunu bile hissetmeyeyim. Yeter ki bugün o altını ülkeme alayım. İğneyi yedikten sonra kontrolden geçene kadar iğnenin etkisi geçiyordu. İkinci ya da üçüncü tekmeydi tam hatırlayamıyorum. Bir tık daha ses duydum. Ve ben ondan sonra zaten orada o kadar zor şartlara rağmen mücadele ettim ki. Bunu belki ilk defa bu kadar detaylı bir şekilde duygularımı size anlatıyorum. İçimden bir şey koptu geldi ama hissetmeyeceksin ya. Tamam bacak kopmuş olabilir. Evet belki olmayacak. Ama belki bir yıl geçtiğinde keşke orada pes etmeseydim demeyeceksin. Altın vuruşta tabii kırışma olunca kırışabilecek bir tabii gücüm yoktu. Maçı verdim. Çok zor oldu. Her madalyanın ve her başarının vermiş olduğu o güzellik, o haz ve o duygu kadar başarısızlıkların da duygusunu çok güzel yaşadım ben. Bu başarı yolunda birçok insana ilham oldum. Ve doğuda ne kadar zor şart olursa olsun erkekten çok bayan sporcunun doğuda yani 700 tane lisanslı sporcu erkek varsa 1000 tane lisanslı sporcu sayısı kız çocuğu vardı. Ve ben bunu gördüm, evet ben başardım dedim. Yani bazen hayata şöyle bakmak lazım. Her zaman her istediğimize ulaşamıyoruz. Hayat her zaman herkesin istediği gibi mükemmel olmuyor. Benim nasibim ve kaderimde bu madalyalarım vardı ve bunu ben böyle kabullendim. Zaten birçok noktada, birçok dünyanın her bir noktasında neredeyse İstiklal Marşı'mı okuttum. Bu benim için zaten çok şey başardığımın göstergesi. Türk kadını olarak bütün dünyaya Türkiye'nin gücünü gösterdim. Bizim yanı sıra zaten hedefimizde her zaman şu vardı. Bu kız çocuğu olur, erkek çocuğu olur. Çocukların spor yapması. Benim için belki öldüğüm ana kadar o altın madalya her zaman aklımda kalacak. Ama onun bedeli bana kazandırdıkları onun kadar değerli şeylerdi. Hayat bir yerde biterken bir yerde başlıyor. Biri doğarken biri ölüyor. Hepimizin her alanda pes ettiği ve tekrar o pes etme en dibe vurduğu noktadan çıkış anları var. Ve o noktada ben o çıkış anlarında belki işte babamın, belki hocamın, belki annemin, birçok insanın belli noktalarda dokunuşları oldu. İnsanların yanımda olması, beni desteklemesi, bana inanması, sadece kendime inanmam yetmiyor. O ringe çıktığında senin arkanda oturan hocan, senin arkandaki masörün, senin içerideki ekibin, takım arkadaşların, seni ekran başında izleyen insanlar, herkesin sana inanması lazım. Ve senin önce kendine sonra onlara inandırman gerekiyor. Aslında bizim ilk başta başardığımız bu. Pes etmek olacak, evet hayatımızın her zaman her alanında olacak. Ama pes etme noktasında kalkmak için bir el veya bir çare aramamak lazım. Evet onlar her zaman bizde var olacak. Ama önce kendi kalbinde ona inanman lazım. Ve buna inandıktan, bunu istedikten sonra abi her ne olursa olsun. Okey ben başardım. Diyeceksin yani. Herkesi çok seviyorum, desteklediğiniz için.